Merhaba arkadaşlar bir trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Avrupa'nın ödüllü Forex firması Forex TR artık Türkiye'de 3 yıl aşkın süredir kesintisiz ve kaliteli hizmetiyle faaliyetlerine devam ediyor. Forex piyasasında işlem yapan ya da yapmak isteyen yatırımcılar özellikle gram altın döviz ve kripto para işlemlerinde kaldıraçlı alım satım yapmak isteyenler açıklama kısmına bıraktığım linkten üye olmanız durumunda yatırımcılar için oluşturmuş olduğum WhatsApp grubuna üye olabilirsiniz ve ve yatırımlarınızı daha karlı hale getirebilirsiniz. Haftanın 3. işlem günü dolar TL paritesiyle başlayalım. Dolar yeni güne 13.56 seviyesinden başladı. E, dolar da dün yine hareketli saatler yaşandı. Dolar dün sabah 13.84 seviyesini görmesinin ardından e, günü 13.50 seviyesinin altında kapatmıştı. E, geçen haftanın aksine dün Merkez Bankası'ndan kura herhangi bir müdahale gelmedi. E, biliyorsunuz geçen hafta iki kez dolar 13.90 seviyesine yaklaştığında e, Merkez Bankası doğrudan satış yoluyla kura e, müdahalede bulunmuştu. E, kurun düşmesinde ee, Katar'dan gelen haber de etkili oldu arkadaşlar. Ee, Katar Merkez Bankası ile e, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası arasındaki e, para birimi swap anlaşması uzatıldı. E, Merkez Bankası, Katar Merkez Bankası ile Mayıs 2020'de imzalanan anlaşma çerçevesinde e, geçen yıl Katar'dan 10 milyar dolar almıştı. E, onun dışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyaretinde de 15 tane ikili anlaşma e, gerçekleştirildi. E, yine öbür yandan arkadaşlar Merkez Bankası'nın 16 Aralık'ta gerçekleştirildiği e, faiz karar toplantısında faizi sabit bırakabileceği beklentileri e, yükselmeye devam ediyor. Bir taraftan e, Başkan Kavcıoğlu geçen hafta gerçekleştirilen yatırımcı toplantısında 16 Aralık'taki toplantıda faiz indirim yapılmaması olasılığının e, arttığını, arttığını söylemişti. E, burada arkadaşlar hem e, gerçekleşmiş olduğu e, yani bu şekilde Merkez Bankası'nın gerçekleştirmiş olduğu müdahaleler hem de basına yansıyan haberlere göre faizi e, sabit bırakabilir veya en fazla 50 bas puanlık bir indirim yapılabilir beklentileri oluştu ee, yine e, dolar kurunun artmasını sağlayacak aslında en önemli gelişme ise arkadaşlar e, omikron olacaktır. E, omikron arkadaşlar ABD Merkez Bankası e, FED e, bu şekilde varyantın daha da büyüme potansiyeli ve durumu kötüleştirmesi olasılığını e, düşündüğü için arkadaşlar para politikasındaki sıkılaşmayı e, erteleyebilme ihtimali vardı biliyorsunuz. Yani bu şekilde varlık alımlarının azaltılmasını e, erteleme planı vardı. Fakat Biontech'ten yapılan açıklamada 2 adet Biontech aşısı yaptıranların kısa ismi e, koruma altında e, olmasını söylemesi bir yöntekinde FED kararını etkileyecektir arkadaşlar. E, grafik üzerinde incelemek gerekirse e, 13.42 kadar gerilediğini görmüştük geçtiğimiz e, dün arkadaşlar. E, bu seviyenin üzerinde şu an işlemde 13.63 seviyesinde işlemde e, piyasalarda. E, dolar kuru arkadaşlar çıkışına devam etme potansiyelini hala gerçekleştiriyor. E, kalıcı kapanışlar için mutlaka arkadaşlar 13 seviyesine kadar geri çekilmesi gerekiyor. Fakat bu e, Buradaki özellikle e, dolar endeksinin e, biliyorsunuz hafiften geri çekilmişti dolar endeksi fakat e, güç kazanmaya devam ediyor. Hala 96.000 seviyesinin üstünde 96.300 seviyesinde e, işlemde arkadaşlar. Bu şekilde dolar kuru 13.42 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece e, tekrar yukarıda 13.86 seviyesini test edecektir. Eğer ki 1386 87 seviyesinin üzeri geçilirse de zaten 14 seviyesinde hızlı bir şekilde yukarıya doğru e, kıracaktır dolar endeksi. E, ABD tarafında açık. Cuma günü enflasyon verisi e, dolar endeksinde hareketlilik oluşturacağı için e, dolar kurunda yakından etkileyecektir arkadaşlar. Alım için e, bence hala e, güzel bölgelerde dolar e, kuruna baktığımız zaman 13.42 seviyesinin aşağısını e, eğer kırma durumunda burada kalıcı kapanış yapma durumunda e, burada stop loss yapılabilir ya da kademe e, alışı kademeli alışları devreye sokabiliriz. Çünkü e, dolar kurunun kalıcı olarak düşmesi e, maalesef ki şu an yoktur. E, Imkansızla yakın gözüküyor arkadaşlar. O yüzden dolar konudaki yükseliş bir şekilde devam edecektir. Sadece bu şekilde geri çekilmelerde alım fırsatı olarak karşımıza çıkıyor. Onun dışında arkadaşlar biraz da altın tarafına bakalım. Ons altın tarafına bakarsak da burada 1800 doların hemen altında fiyatladığını görüyoruz aslında. Burada 1762 dolar seviyesine almış olduğu destekle yukarıya gidişatını devam ediyor. Ee, onun dışında Covid-19 virüsünün biliyorsunuz son varyantı Omikron'a ilişkin gelen ön çalışma sonuçları küresel piyasalarda risk iştahını arttırmış durumda. Ee, bu cuma açıklanacak ABD enflasyon verisi Fed'in 15 Aralık'taki e, toplantısı öncesi arkadaşlar önemli olduğundan yakından takip edilecek. E, Fed Başkanı Powell'ın geçen hafta ABD senatosundaki e, sunumunda geçici enflasyon söylemine son vererek daha hızlı tapering sinyali verdiğini takip ettik. Onun dışında Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında kalırken işsizlik oranındaki düşüş olumlu olarak kaydedildi. Ee, yükselen risk iştahı etkisiyle dolar endeksi biliyorsunuz bir miktar geri çekildi. Dün 96.592 seviyesine doğru e, yükseliş kaydetmişti. Ardından bu seviyeden e, kar satışları izlendi ve bu sabah hafif satıcılı işlem görüyor. E, dolar endeksindeki kısmi gevşeme 10 saatinin 1780-1790 aralığındaki seyrini e, destekliyor. Salgınla ilgili endişelerin azaldı alması ve endekslere gelen alımların etkisiyle e, altında baskı altında kaldığı için e, 1800 dolar seviyesini aşmakta zorlanıyor bu yüzden. E, bir taraftan da zaten varlık alımlarının azaltılması söz konusu. E, Cuma günü beklenen ABD tüfe verisine kadar altında bu şekilde bir e, kararsız seyirler devam edebilir arkadaşlar. E, grafik üzerinde incelemek gerekirse 1780 seviyesinin zaten hemen üstünde olduğunu görüyorsunuz. E, geçtiğimiz günlerde 1.760 seviyesine kadar gerilemişti. Şu an 1780 seviyesi üzerinde kalması bir nebzede yukarıya gidişatın devam edeceğinin e, habercisi olabilir bize arkadaşlar. E, Cuma gününe kadar e, en azından 1780 seviyesinin üzerinde e, kalıcı olması devam edebilir, mümkün olabilir. E, 1780 seviyesi üzerinde kalması durumunda 1800 seviyesi tekrar e, yukarıda test edilecektir. Dediğim gibi biraz risk seven yatırımcı bu seviyelerini alıp 1700-1800 seviyesine doğru bir e, atak gerçekleştirebilir. Eğer 1780 seviyesinin üzerine aldıysanız da e, 1780 seviyesinin aşağısında mutlaka stop loss konulu olabilir. E, genel var arkadaşlar tamamen aslında omikron varyantıyla alakalı e, FED'in alacak olduğu e, buradaki e, aktivite. E, burada eğer e, omikron varyantı eğer sıkıntıya sokarsa piyasaları FED varlık alımlarını biraz daha e, azaltımlarını biraz daha e, erteleyebilir arkadaşlar. Bu yüzden ertelemesi durumunda da burada e, yukarıya doğru bir gidişat görebiliriz. Fakat e, Biontech'ten açıklama geldiği için de FED varlık alımlarının azaltımına devam edeceği için e, burada da arkadaşlar biraz da geriye çekilme e, potansiyeli oluyor. Fakat genel beklentim altının 1800'de 1780 e, maksimum göreceği fiyat e, 1760 seviyeler arasında gidip gel, geleceği olacaktır. E, biraz da gram altın tarafına bakalım arkadaşlar. Gram altın tarafına baktığımız zaman da e, dün 769-768 seviyesine kadar gerilediğini gördük gram altının da. Zaten burada tarihi 793 seviyesi var arkadaşlar. E, buradaki direnci kıramadığını görüyoruz. Yani birkaç kere burada 4 saatlik grafikler açık. Burayı test etmiş olsa da bu seviyi kıramıyor. hem ons altının aşağıya doğru aslında biraz daha geri çekilmesinden dolayı kıramıyor. Bir de dolar kurunu biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde 13.42 seviyesine kadar fiyatlandığını gördük dün itibariyle. burada 769 770 seviyesini almış olduğu desteği tekrar 790'a doğru bir atak gerçekleştirdiğini, yola çıktığını görüyoruz. 777 seviyesi arkadaşlar burada psikolojik ana seviyemin seviyelerinden bir tanesi olacaktır. 770 seviyesinin üzerine kalıcı kapanışlarda şu an eğer burada 4 saatlik grafiklerde birkaç mum kapanışı yaptı, yaparsa eğer burada alımların hızlanıp 790 seviyesini tekrar test etme politikası devam ediyor. bu seviyeler gram altın için hala alınabilir bölgeler. buradaki yukarıya giden giden trendi görüyorsunuz. Bu trend aşağı doğru kırılırsa burada stop loss olmak gerekiyor açıkçası arkadaşlar. gram altının bu şekilde tekli özellikle dolar kuru'nun yükselmesinden etkilenerek 790 seviyesini arkadaşlar kısa bir zaman sonra görecektir gram altında. biraz da gümüşe bakalım e, gümüş fiyatları da arkadaşlar e, hala 2277 seviyesinin e, üzerinde arkadaşlar bu seviye üzerine tutunduğumuz sürece e, herhangi bir sıkıntı yok burada psikolojik bir direnç oluşmuş durumda aslında yani ara e, direnç oluşmuş durumda 22600 seviyesi e, seviyesinde e, bu direnç geçildiği durumda arkadaşlar 23 e, seviyesine kadar bir atak gerçekleştirecektir. Fakat buradan e, yani ikili e, tepe oluşturduğu için burada geriye çekilmeler biraz daha mümkün olacaktır. 10 altındaki gerilemeye göre arkadaşlar gümüş de çok e, iyi müke gözükmüyor. Kuvvetli gözükmüyor. O yüzden buradaki geri çekilmeler zaman zaman karşımıza çıkacaktır. Zaten burada 2277 seviyesine kadar geri çekilme yaparsa alım için güzel bir fırsat oluşturacağını bilmekte fayda var. E, biraz daha riski sevmeyen e, garanti alım yapmak isteyenler de e, 22 şu seviye 22580 seviyesinin üzerinde e, kalıcı kapanışlarda alım yapması daha etkili olacaktır. Ben biraz daha burada geri çekilme bekliyorum açıkçası. Ne zaman bu seviyeye geçerse tekrar 23 seviyesine kadar bir atak gerçek Biraz da Bitcoin tarafına bakalım. E, Bitcoin tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar 50 bin dolara doğru e, gitmişti. E, Bitcoin gidiyor biliyorsunuz. E, gelen tepki alımlarıyla beraber arkadaşlar bu sabah itibariyle bu kritik seviyenin üzerinde tutunmayı e, başardı. 50 bin dolar seviyesinin üzerinde. E, geçtiğimiz hafta sonu biliyorsunuz %17'lik e, büyük bir çöküş yaşamıştı Bitcoin. E, 50 bin buradan kritik seviye şu an e, hafiften bu seviyenin üzerinde geçtiğimiz günlerde 51 bin 52 bin seviyesine doğru arkadaşlar çıktığını yakın seviyede fiyatlarını gördük dün itibariyle fakat e, burada biraz da e, kar satışlarının etkisiyle ve güçsüz olmasının sebebiyle de arkadaşlar şu an 50 bin seviyesinin tam sınırında bulunuyor eğer 50 bin seviyesini aşağı doğru kırarsa kapalı kapanışlar meydana gelirse gün içerisinde burada açığa satışlar e, opsiyon piyasalarında burada e, vadeli de arkadaşlar açığa satışlar daha mantıklı olacaktır Buradan aşağıda maksimum düşeceği zaten 45 bin dolar seviyesi olacaktır. 45 bin, 44 bin Daha önce de bu seviyelerin geleceğini söylemiştik ki 42 bin dolar seviyesine kadar geriledim. Dediğim gibi 50 bin seviyesi burada kritik nokta olmayı seviye olmayı sürdürüyor. 50 bin üzerinde günlük mum kapanışları tekrar 53 bin seviyesi. Asıl gereken zaten kırılması gereken de 53 bin seviyesi olacaktır. Yani bitcoin kısa bir zaman sonra toparlanmaya devam edecektir arkadaşlar. Çünkü inanılmaz bir yükseliş kaydetmişti zaten. Bu yükselişin ardından Düşmesi gerekiyor ki tekrar e, alımlar hızlanabilsin. E, bu seviye ortalama seviyelerdir. Alımlar için de gayet güzel bir seviye olduğunu düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmadan biraz da e, Gümüş TL tarafına bakalım. Gümüş TL tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar 10 seviyesini burada kıramadığını görüyoruz. Buraya birkaç iğne bırakmış olsa da 10 seviyesinin üzerinde kalıcı mum kapanışları bırakamadı gümüş. Şu an hemen aşağısına 9.82 fiyatında seyrediyor arkadaşlar. 9.50 seviyesi aşağıda kritik destek olmayı sürdürüyor. Burada özellikle gümüş fiyatlarının geriye çekilmesi yani gümüş dolar bazında fiyatların geriye çekilmesinden dolayı gümüş fiyatlarının şu an gümüş TL'nin canlanamadığını görüyoruz. Dolar kurumdaki bu artış gelmesi durumunda eğer tekrar e, 13.80 seviyelerini fiyatlaması durumunda e, gümüş fiyatları da 10 seviyesinin üzerine tırmanacaktır. E, alım için biraz daha geri çekilmeyi beklemek daha mantıklı olacaktır. Gümüş fiyatlarında e, zaten e, yükselen yani yukarıya giden trendimiz devam ediyor. E, Aşağı kırılmadığı sürece arkadaşlar gümüşte de fiyatların yönün e, yukarı olduğunu belirtmekte fayda var. E, biraz daha geri çekilmelerde gümüşte e, alınabilecek değerli emtiaların başında geliyor arkadaşlar. E, yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. E, analiz analizlerimi bu şekilde bitiriyorum. Herkese iyi trade'ler dilerim. Hoşçakalın.